İstanbul'daki, Edirne'deki, Cizre'ye sessiz kalırsa, Cizre'de yaşanan trajediyi görmezse, yarın bir gün kardeşlikten nasıl söz edecek, huzurdan nasıl söz edecek? Bakın Suriye işte bu şekilde başladı ve bir anda bir kıvılcımla bir iç savaşa dönüştü. 100 yıl daha bu savaş sürse PKK PKK olarak orada kalacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordusu olarak orada kalacak. Olanlar her gün taşıdığımız tabutların içindeki gencecik bedenlere, gencecik çocuklara olacak. 100 yılda sürse 101 yıl sonra yeniden müzakere, diyaloğa dönülecek. Ve tam da şu noktadan başlanacak. Daha ileri daha geri bir nokta değil. Yine özgürlükleri konuşacağız, yine demokrasiyi konuşacağız, yine halkın hakkını konuşacağız. Bunu uzatmanın, her gün insanların ölümüne yol açacak bu savaşı uzatmanın kime nasıl bir faydası olabilir? Biz HDP olarak bu yüzden çağrılarımızı sürekli tekrarlıyoruz. Eller mutlaka tetikten çekilmeli, silahlar susmalı ki müzakere koşullarında yeniden görüşmeler başlayabilsin. Masadan kaçmak, masayı devirmek erdem değildir. Çözüm süreci için, barış süreci için baldıran zehiri içmeye hazırım. Kefenimi yanıma aldım diyenlerin bunu ispatlama günüdür işte. Bedeli ne olursa olsun canımızla bile ödemeye hazırız diyenler nerede şimdi? Hani nerede o siyasetçiler? Hadi baldıran zehiri içelim siyasetçiler olarak. Biz hazırız. Bize getirisi götürsü ne olur parti olarak? Bunu hesap etmiyoruz. Etmeyeceğiz. Biz insanları siyasete, HDP'ye yaklaştırmaya, çekmeye çalıştıkça devletin politikaları ısrarla gençleri daha itmeye çalışıyor. Bugün Cizre'den başlayarak, bugün Cizre'de sokağa çıkma yasağını kaldırmakla işe başlayarak, küçük küçük adımlarla, karşılıklı güven verecek adımlarla bu işi götürmemiz lazım. Tümüyle bir kentin tamamının günlerce sokağa çıkamayacağı bir karar çok ağır bir insan hakları ihlalidir. Mama yok, bebeklere verecek mama yok ya. Sular yok, fırınlar kapalı, ekmek yok ve insanlar evindeki yiyecekle, suyla 9 gündür, 10 gündür idare etmeye çalışıyorlar. Bugün artık son bulmasını istiyor.